Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni, güzel ve kolay bir model yapacağız. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor masada. Bunu isterseniz masa örtüsü, isterseniz orta sehpa örtüsü de yapabilirsiniz. Bu modeli koltuk şalı, omuz şalı, battaniye gibi yatak örtülerinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Sadece zincir işi. Yapılışı çok kolay ve ip yemiyor. Çok şık bir model. Ben çok beğendim bunu. Bu ip bu modele çok yakıştı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Şöyle yakından da size göstereyim. Gerçekten de çok şık durdu. Ben çok beğendim. Bunu sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Bunun en kısa zamanda yastık modeli de gelecek. Yastık modeli için takipte kalın. En kısa zamanda sizler için paylaşacağım. Bu çok kısa bir zamanda biten bir model ve çok ip yemiyor. En son paylaştığım runner modelinde 137 santim uzunluğundaki bir runner için 500 metre ip gitmişti. Bu model 144 santim uzunluğundaki bir modele 250 metre ip gitti. Çok az ip gidiyor bu modele. Eni 39 santim. Diğer modelde 34 santimdi. Bu modelin eni 39 santim, boyu 144 santim, 250 metre ip gitti. Bu model için 2 milimetre koton makrome ip kullandım. Bu model için farklı ipler kullanabilirsiniz. Ben yurt dışında yaşadığım için burada olan bir ipi kullandım. Bulunduğunuz yerlerde polyester makrome ipi de kullanabilirsiniz. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. Benim kullandığım ipi kullanmak şart değil. Sevdiğiniz, tercih ettiğiniz farklı ipleri kullanabilirsiniz. Yardımcı olabilmek için yorumlarda kullandığınız markaları yazarsanız diğer arkadaşlara yardımcı olmuş oluruz. Şimdi modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımızın daha çok kişilere erişebilmesi için, keşfete düşebilmemiz için sizin beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. O yüzden şimdi geçmeden önce bir beğen ve yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde yabancı bir marka ip kullanıyorum. 2 milimetre kalınlığında koton makrome ip kullanıyorum. %69 koton, %31 polyester ip. Bu şekilde ip kullanıyorum. İpimin kalınlığı da bu şekilde. Yakından göstereyim. Bu ipten yaklaşık metre ip kullandım. İpin arkasında 2 ile 4 milimetre tığ kullanabilirsiniz diyor. Ben 4 milimetre tığ kullanacağım. Modelin taban kısmı için toplamda 71 tane zincir çekeceğim. Eğer siz bu modeli daha uzatmak istiyorsanız bu her desen arasında, yani arasında 8 zincir, bir de batmak için bir tane zincir çekeceğiz. Yani her deseni uzatmak için 9 tane daha zincir çekmeniz gerekiyor. Taban kısmı için 71. Daha da uzatmak istiyorsanız ekstra 9 zincir çekmeniz gerekiyor. 71 zincirin içinde 8 zincirde dönüş için. Onu da saydım ben. Şimdi 71 zincir taban kısmı için çekiyorum. Bir de biraz ekstra çekeceğim. Eğer yanlışlık olursa, zincir yetmezse diye fazlalığını sökebiliriz. Şimdi 71 zincir çekip modele başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu şekilde 71 artı ekstra zincir çekeceğim. Şimdi 71 tane zincir çektim. Biraz da ekstra çekeceğim eğer bir yanlışlık olursa falan diye. Fazlalığını sökebiliriz.
Şimdi dönüş için sayacağım. 3 tane zincir ara zincir için, 4 tane zincir kenardaki trabzan için sayıyorum. Toplamda 7 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu bizim kenarda yapacağımız ilk batış için. Tığımı doluyorum. 8. zincirin içine bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. 8 zincir sayıyorum. 9. zincire trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. zincire bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Bu son yaptığımız modelin taban kısmıyla ilk sırasına biraz benziyor. 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. 8 zincir sayıyorum. 9. zincirde aynı bu V trabzanı tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zincirin üzerinde tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1 trabzan. 5 zincir. Tekrar aynı zincir üzerinde bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. 8 zincir sayıyorum. 9. zincirin üzerinde tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beş zincir. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde aynı devam ediyoruz. 8 zincir atlıyoruz. 9. zincirin üstüne bu şekilde yapıyoruz. Toplamda 7 tane oluyor. 8.'yi de birlikte yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Toplamda ben 7 tane yaptım. Şimdi 8.'yi birlikte yapacağız. Şimdi bunlar tam olmuş oluyor. Kenarlarda yarım yapıyoruz. Şimdi 8.'yi birlikte yarım yapacağız. 5 zincir. Bu ara zincir için 5 zincir. Tekrar 8 zincir sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.'ya normal ilk trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi kenarda 3 zincir yapıyoruz. Kenar kısımlarda normal trabzan yapmıyoruz. Bu sefer böyle 2 sefer sararak 3 seferde çekiyoruz. 1 2 3. Bunu yapmamızın amacı bu kenarlar hem gergin durmasın hem de kenara doğru bu şekilde kıvrılmasın diye. Böyle yapınca kenarlar hem daha düzgün duruyor hem de kıvrılma olmuyor. Bu şekilde kenarlar daha düzgün duruyor. Bunu diğer farklı modellerde de yapabilirsiniz. Zincir çekerken de normalde eğer dönüşlerde 3 yapıyorsak trabzan yerine 4 yapıyoruz. O şekilde de kenar kısmı daha iyi duruyor. Gergin durmuyor. Dönüşte de 7 zincir çekerek dönüyoruz. 4 zincir trabzan için, 3 zincir ara zincir için çekiyoruz. 1, 2, 3, 4.
Yani bunu trabzan için çektik. Şimdi 3 zincirde ara zincir için çekiyoruz. Bu şekilde sıramızı dönüyoruz. Bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Şimdi bu sırada hep 2 zincir çekip bu boşluklara batacağız. Benim gibi 2 zincir çekip zincire batarak da yapabilirsiniz. 2 zincir çekip boşlukta sık iğne de yapabilirsiniz. 2 yöntemi de kullanabilirsiniz. 2 zincir. Bakın bu arada çektiğimiz 5 zincire geliyoruz. Burada trabzanların arasında hiçbir işlem yapmıyoruz. Burada trabzan tepesine battık. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt şu 5 zincir çektiğim yere geliyorum. 3. zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. İsterseniz direkt boşlukta bu şekilde trabzan yapabilirsiniz. Bu şekilde olunca bu trabzanlar sağa sola kayıyor. Ben direkt zincire batıyorum. Orada sabit duruyor. 3. zincirin üstüne bir trabzan yapıyorum. Bu trabzanlar içinde yaptığımı 5 zincirin içine. 5 zincir. Bir trabzan yapacağım. Tekrar aynı battığım yere. İki zincir. Yani bu sırada iki zincir çekip bu 5 zincirlere sık iğne yapacağız. Bu aşağıda yaptığımız V trabzanların içine aynı V trabzanı yapacağız. Bu sıranın olayı da bu. Ama ben zincirlerin içine batıyorum ki hani daha düzgün dursun, sağa sola kaymasınlar diye. İki zincir çekip tekrar bu zincire batacağım. İki zincir çekip tekrar bu V trabzanların içine gelip tekrar V trabzan yapacağım 5 zincirle birlikte. Hani yaparken karışık gibi görünüyor ama değil. Mesela bakın bu aşağıdaki aynı olayı tekrar bunun içinde yaptım kendi zincirine. Şimdi bu zincire gelip tekrar bir sık iğne yapacağım. İki zincir. Bakın bu arada 5 zincir çekmiştim. 3. zincire gelip bir sık iğne. 2 zincir. Tığımı doluyorum. Bu V trabzanın içindeki 5 zincire gelip 3. zincirin içinde bir trabzan. 5 zincir. Tekrar aynı zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Yani bunu boşlukta da yapabilirsiniz. Ben daha düzgün dursun diye zincirin içinde yapıyorum. Yani bunu bu boşluğun içinde de yapabilirsiniz. 2 zincir. Bakın bu boşlukta yaptığım 5 zincirin 3. zincirine batarak. Yani ben zincirlere batıyorum daha düzgün dursun diye. Siz böyle boşlukta batıp bir sık iğne yaparsanız daha hızlı ilerleyeceksiniz. Böyle 2 zincir, boşlukta bir trabzan, 5 zincir, boşlukta bir trabzan. Hani bu şekilde yaparsanız daha hızlı ilerleyeceksiniz ama tabii görüntü daha farklı olacaktır. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz, isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz ama görüntü farklı olacaktır. İki zincir, 3. zincirin içine
batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. 3. zincirin içine batarak 1 trabzan. 5 zincir. 1 trabzan aynı zincir içerisinde. 2 zincir. 3. zincire gelerek tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. O V trabzanın içinde 3. zincire gelerek tekrar V trabzan yaparak 5 zincir. Aynı zincir içerisinde bir trabzan yapıyorum. Yani örnek çok basit. Örnek çok basit. Karıştırmamak için tekrar tekrar anlatmaya çalıştım. Bu V trabzanların içinde aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Üçüncü zincirin üzerinde bu aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Bir trabzan, 5 zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Bu ara 5 zincirlerde de 2 zincir çekip 3. zincirde bir sık iğne, tekrar 2 zincir gelip bu V trabzanın içinde aynı işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı. Bu kenarda aynı, diğer taraftaki gibi yarım yapacağız. Bu kenara kadar aynı işlemi yapalım. Şimdi ben sonuncu ara boşluğa kadar geldim. 2 zincir çektim. Bu normal yarım V sayılıyor. Bu tam bir V değil. Bu yarım V sayılıyor. Bu tam yarısı. O yüzden bunun tam tepesine batacağız. Bu kenardan 4. zincirin tepesine batacağız. 1, 2, 3, 4. 2 zincir çektikten sonra 4. zincirin tepesine ilk trabzanı normal trabzan yapıyoruz. 3 zincir, ikinci trabzanı 2 sefer dolayarak 3 seferde çekiyoruz. 1, 2, 3. Kenarları bu şekilde uzun yapıyoruz. Dönüşte de 7 zincir çekerek o şekilde dönüyoruz. Şimdi 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. 4 zincir böyle ilk trabzan için çekiyoruz. 3 zincir ara zincir için. Toplam 7 zincir. Sıramızı dönüyoruz. Tığımı doluyorum. Trabzanın tepesine batıyoruz. Bu yarım V sayılıyor. Burada yaptığımız V'lerin yarısı sayılmış oluyor. Şimdi bu aşağıdaki gibi 5 zincir çekip bu V olarak yaptığımız trabzanların ortasına batıyoruz. Yani şimdi bu sırayı tekrar ediyoruz. İlk sırayı. Model zaten iki sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını tekrar ediyoruz. 5 zincir. Tığıma doluyorum. Bu arada hiçbir işlem yapmıyoruz. Direkt bunun ortasına gelip 3. zincire batıyoruz. Yani ben zincirlere battığım için zincire batıyorum. Eğer zincirlere batmayan arkadaşlar böyle orta boşluğa gelip bu şekilde trabzanlarını da yapabilirler. Ama ben zincire battığım için zincire batıyorum. 1, 2, 3. İlk trabzanımı yapıyorum. Sonra 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan daha yapıyorum. Bunun üzerindeki işlem bitmiş oluyor. Tekrar 5 zincir çekip bunun üzerinde aynı işlemi yapıyoruz. 5 zincir. Tığımı doluyorum.
Bunun üzerine gelerek 3. zincirin üzerine aynı işlemi yapıyoruz. 1 trabzan, 5 zincir, aynı zincir içerisinde 1 trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsinin üzerine batarak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sadece sonuncusunu bu şekilde yapmıyoruz. Sonuncusunu da yarım yapıyoruz. Bu şekilde tam olanların hepsini sıra sonuna kadar yapalım. Tam olanların hepsini yaptım. 5 zincir çektim. Şimdi yarım olanını yapacağız. Kenardan aşağıdan beri 4 zincir sayıyorum. 4. zincirin üzerine batacağız. 1, 2, 3, 4. 4. zincire battım. Normal trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2. trabzanımı 2 sefer doluyorum. 3 sefer de çekiyoruz. Aynı zincire tekrar batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde kenarlarımız gergin durmuyor. Kenara doğru kıvrılmıyor. Şimdi bu sırayı burada tekrar edeceğiz. 7 zincir. 7 dönüyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu 5 zincirin 3. zincirine batarak 1 sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Bu V trabzanın içinde yaptığım 5 zincirin 3. zincirine batarak 1 trabzan yapıyorum. 5 zincir. Aynı zincir içerisinde 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir. Bu 5 zincirin 3. zincir içine 1 sık iğne. 2 zincir. Bu V trabzanların içinde yaptığımız 5 zincirin 3. zincir içine aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 1 trabzan, 5 zincir. Aynı zincir içerisinde 1 trabzan. Örneğin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Bu son iki sırayı hep tekrar ediyoruz. Hani tekrar tekrar anlatıp videoyu uzatmama gerek yok. Bu şekilde şu son iki sırayı yapmak istediğimiz uzunluğa kadar tekrar ediyoruz. Yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Son sırayı tekrar birlikte yapalım. Ben bayağı bir uzunlukta yaptım. Şimdi modelin bitmiş halini de size göstereceğim. İsterseniz bu şekilde bitirebilirsiniz ama başlangıçla bitiş kısmı aynı olmuyor. Başlangıç kısmı bu şekilde görünüyor. Bitiş kısmı da böyle görünüyor. Eğer başlangıçla bitiş kısmı aynı görünsün istiyorsanız benim gibi zincir çekerek de bitirebilirsiniz. Hem de toparlanmış olur. Böyle olunca bayağı bir açılıyor bu kısmı. Böyle son kenara geldikten sonra 8 zincir çekiyorum. 8 zincir vardı. Çok elimizi sıkmadan rahat bir şekilde yaptım ki böyle çok gerilmesin burası. Sıramı dönüyorum. Burada
üçüncü zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. 8 zincir. 5 zincirin 3. zincirin içine bir sık iğne yapıyoruz. 8 zincir. 3. zincirin içine bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün boşlukların içine batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son 8 zincirimi de çektim. Buradan 4. zinciri sayıyorum. 4. zincire batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum ve sıramı bitiriyorum. Ve bu ipimizi de saklıyoruz. Bu şekilde modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskülleri İsterseniz buralara takabilirsiniz, isterseniz boşluklara takabilirsiniz. O sizin göz zevkinize kalmış. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Püskül yaparken ben elimde yapacağım. İlk önce şu kadar uzunlukta iki parça ip kesiyorum. İpin bir ucunu bu şekilde elimde tutuyorum. 15 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. İpimi kesiyorum. Tek ipimi alıyorum. Sardığım ipin içinden geçiriyorum. İki sefer düğüm atıyorum. Sıkı düğüm atıyorum. İki sefer sıkı düğüm atıyorum. Sonra diğer ipi alıyorum. Bir ucunu püskülümün boyunca böyle tutuyorum. Yaklaşık 2 santim kala parmağımı böyle sıkıca bastırıyorum. İpin diğer kalan kısmını püskülün etrafından sarmaya başlıyorum. Üst üste gelmeyecek şekilde, böyle yan yana gelecek şekilde sarıyorum. Bu şekilde 4 defa, dilerseniz 5 defa sarıyorum. Sonra ipin diğer ucuyla İki sefer düğüm atıyorum. 300. İğne yardımıyla ya da tığ yardımıyla bu düğüm attığımız, bu sardığımız yerin arkasından beri ipimizi geçireceğiz. Sardığım düğümün arkasından beri tığımı geçiriyorum. İlk önce tek ipimi çekeyim. Bunu çektim. Sonra diğerini deniyorum. Diğerini de çektim. Sonra ikisini birlikte çekiyorum. Düğümü o tarafa çekmeye çalışıyorum. Ve bu şekilde oluyor. Sonra püskülümüzün boyunu da ayarlıyoruz.
ve püskülümüz. Ben bu şekilde 19 milimetre tahta boncuk kullanacağım. Bunu daha büyük, daha küçük de kullanabilirsiniz. Farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Tahta boncuk, plastik boncuk da kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece püskülde yapabilirsiniz. Bir tığ yardımıyla ipi boncuktan geçiriyorum. Dediğim gibi püskülü bu ara boşluğa da takabilirsiniz. Bu desenin tam ucuna da takabilirsiniz. İlk önce tek ipi oradan geçiriyorum. Sonra diğer ucuyla iki düğüm atıyorum. Boncuğun içinden bir ipleri aşağı çekiyorum. Sonra bu sardığım püskülün içinden biri bu ipleri aşağıya çekiyorum. Bu püskülün ucu eğer püskülden uzunsa onu da kesiyoruz. İsterseniz bu şekilde püskül takabilirsiniz. Bu ara boşluğumuz geniş olduğu için isterseniz bu şekilde bir püskül de yapabilirsiniz. Bu şekilde 10 tane ip kesiyorum. Tam ortadan katlıyorum. Bu zincirin içinden biri geçiriyorum. Sonra püskülün diğer uçlarını buradan biri aşağıya çekiyorum. İsterseniz bu püskül yöntemini de kullanabilirsiniz. Hangisini beğeniyorsanız isterseniz bunu yapabilirsiniz. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Hangisini beğeniyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben tamamen bitirdikten sonra size bitmiş halini göstermeye geliyorum. Bitirilmiş hali de bu şekilde. Yapılışı dediğim gibi çok kolay. Umarım sizler de keyif almışsınızdır yaparken. Yapılışı çok kolay, yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bu videoları beğendiyseniz bir beğen atabilirsiniz. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin diyorum.